Senin bugünkü yazın Azizim, eşini öldürüyor. Bir görelim o kareleri. Şimdi bakın, bir koca diyeceğim, ne adam diyeceğim, insan diyeceğim, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir görelim sırasıyla görüntüleri Dersucuğum. Bu ay şahıs işte, eşini öldürüyor. Elinde silahla yakalanıyor. Giriyor, 7 ayda tahliye oluyor. Zavallı kadıncağız bir İstanbul Sözleşmesi vurgusu yapmış ölümünden önce Facebook'unda. 3 hafta önce. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye. Ama sonra bu fotoğraftan sonra muhtemelen ölümünden kısa süre önce o fotoğrafı da sen gönderdin. Evet. Bakın kadıncağız ne halde ve sonra ne oldu? Süreyya Çiçek, anlat Azim. Şimdi Süreyya Çiçek 56 yaşında, ikinci evliliği aslında onların, Süreyya Arlıcan Çiçek ile Şehmus Çiçek'in. Süreyya Hanım da demokrat bir kadın, sendikacı aynı zamanda. İşte evleniyorlar İzmir'de, eşinin galiba evinde yaşıyorlar. Bu arada eve Fransa'da yaşayan akrabaları geliyor. Yani evin kendi havuzunda yüzüyorlar ve eşi iddiaya göre, yani Süreyya Hanım'ın dayak yediği gün alınan ifadesine göre, ifade tutanağı var elimizde. O diyor ki, işte eşim kuzenimle beraber havuza girmemden kıskançlık besledi ve dolayısıyla onlar bir kısmı evden ayrıldıktan sonra bana küfretmeye başladı. Sen nasıl başkalarının yanında mayo giyersin diyerek bağırmaya başlıyor. Sonra içeride kuzeni ne oluyor, neden kavga ediyorsunuz diye araya girdiğinde cebinden belinden silahını çıkarıyor, karısının başına vuruyor. Sonra kuzenine sen nasıl burada şortla gezersin ateş ediyor. Arkasına ateş ediyor ayaklarına. Sonra adam kaçıyor. Adam kaçınca kadın tek kalıyor. Kadının ayağına doğru ateş ediyor. Dizine şöyle silahı dayayıp seni tekerlekli sandalyeye gezdireceğim diyor. Başının üzerinden ve pencereye doğru ateş ediyor. Kadını kabzayla dövüyor. Tekme atıyor, tokat atıyor. Efendim kadın diyor ki ifadesinde, o kadar çok vurdu ki, başıma o kadar çok vurdu ki sayısını hatırlamıyorum. Kulağımdan, burnumdan, başımın arkasından sürekli kan damladı diyor. Bu dayak işte dakikalarca devam ediyor maalesef. Ve en son polis, jandarma geldiğinde manzara şöyle. Elinde bira şişesi, belinde silah, üzeri kan revan içinde. Kadın bir tarafta ağlıyor. Jandarma bir anlıkta kendimi de vuracağım, karısını da vuracağım diyor. Karısına küfür ediyor. Jandarma bir anlıkta yaralanarak adamı gözaltına alıyor. Tutuk adam yakalıyor. Fakat bu halde hastaneye götürülen Süreyya Hanım 4 gün sonra hayatını kaybediyor. Neyse ki o günü anlatma fırsatını bulmuş kadıncağız. Evet, fotoğraflar da elinden 2 gün önce. Görüntüsü anlatıyormuş şimdi kadıncağızın. Şimdi adam tutuklanıyor ama ilkin adli tıp raporu gelmediği için tahliye ediliyor. Sonra tahliye edildiği halde elektronik kelepçe uygulanmadığı için bir kere teşebbüs ediyor kaçmaya. Sonra tutuklanıp bir daha bırakılıyor. Ya kaçıyor adam, ne bırakıyorsun? Bir daha bırakılıyor. Ölüm var. En son 26 Şubat'ta Sözde Ev hapsinde, Diyarbakır'da Sözde Ev hapsinde olduğu eve giden polisler onun yerinde bulamıyorlar. Çünkü elektronik kelepçe yok. Ve iddia o ki Kuzey Irak'a kaçmış. Kuzey Irak'a kaçtığında edilet bulmuyor. Kadının kızı buluyor. İkincisi, karısını öldüren adam 7 ayda tahliye olmuş ve şimdi kayıp Irak'ta. Bulandı zaten kadının o çocuğu. Ve adamın kendisi ve yakınları halen daha hanımefendinin, ölen hanımefendinin çocuklarını tehdit ediyorlar. Yani olacak iş değil. İzin vaktim varsa birkaç dakika anlatabilir miyim anlat, o meseleyi? Anlat. Yani arkadaşlar hatta fotoğrafı Süreyya, getirebilirlerse. Evet, Süreyya Çiçek'in yani, son fotoğrafını Süreyya özellikle. Süreyya Hanım'ın bu dayak yedikten 2 gün sonraki fotoğrafı ve hastanede. Gözü mosmor, 2 gözü sonra mosmor. Sonra beyin kanamasından herhalde evet, ölüyor değil zaten mi? Zaten abla bypass geçirmiş. Ah canım. Yani bypass tam sonlarda, bir önceki bölümde son anda olduğu için duramadım. Ama biraz detaylandırmak isterim. Hanımefendi aslında bir milletvekili danışmanlığını yapıyor. O sırada tanışmışlar. 2016'da evlenmişler ve İzmir'e yerleşmişler. Hanımefendi aynı zamanda duyarlı, demokrat bir kadın. Hatta o yüzden eşiyle beraber fotoğrafını arkadaşlar koyabilirlerse sevinirim. Evet. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ha, şu, bu şu. Ölümünden 3 hafta önce abla. Ah canım. Ölümünden 3 hafta önce mutlu bir anlarında İstanbul Sözleşmesi yaşatır. TCK 303-62-84'ü uygula. Yani kadına karşı şiddetteki yasayı uygula maddesini hatırlatıyor.
Ve bilmiyor ki şimdi gülerek beraber fotoğraf çektirdikleri adam bu fotoğraftan 3 hafta sonra, bu paylaşımdan, Facebook'taki paylaşımdan 3 hafta sonra kendisini öldüresiye dövecek. Kavga da şuradan çıkıyor. Süreyya Hanım'ın Fransa'daki akrabaları gelmişler. Havuza girmişler. Kuzeniyle beraber havuza girmiş. Ya sen havuza girince bu biraz da herhalde alkollü mü neyse diş biliyor, öfke besliyor. Sen nasıl girersin kuzeninle beraber mayoya girip nasıl havuza girersin diye kadına bağırmaya başlıyor. Adamcağız da giriyor ki ya ne oldu, neden kavga ediyorsunuz? Bu birden küfür etmeye başlıyor. Belindeki silahını çıkarıyor. Adamın arkasından ateş ediyor. Adam kaçıyor. Bu arada hanımefendiye dönüyor. Silahın kapsasıyla başına vuruyor. Sonra hanımefendiyi yumruklarla dövmeye başlıyor. Ard arda darbe üstüne darbe indiriyor. Kadın diyor ki başıma o kadar çok vurdu ki kulağımdan, burnumdan, kafamın arkasından ne kadar kan geldi bilmiyorum diyor. Bu arada başının üzerinden pencereden dışarı ateş etmeye çalışıyor. Kadının ayaklarının dibine ateş etmeye çalışıyor. Efendime söyleyeyim. Bu arada kadının oğlunu arıyor. Kadının oğlunu arıyor. Cep telefondan kadının çığlıklarını dinletiyor. Ay. Kadının kardeşi arıyor. Abbas Bey. Abbas Bey diyor ki kız kardeşini öldüreceğim diyor. Küfür ediyor, hakaret ediyor. O da diyor ki öldürmek ne demek? Ayrılırsınız. Bu da diyor ki bizde ayrılmak yok, cezasını ben vereceğim. Bu arada kadıncağızın sesleri geliyor, çığlıkları geliyor, beni kurtarın diyor. Jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde jandarma tutanağında anlatılıyor. Jandarma tutanağında diyor ki adam diyor üzeri kan içinde, bir elinde bira şişesi, belinde silahla bizi karşıladı. Teslim ol dedik. Bu arada kadın iskemlede, tutanakta diyor, kadın iskemlede diyor, üzeri kan revan içinde ağlamaklıydı ve korkuyordu diyor. Jandarma tutanakta yazmış. Adam diyor ki kendimi de öldüreceğim, bunu da öldüreceğim diyor, küfür ediyor. Jandarma eve arkadan girip bunu yakalıyorlar. Böyle baba yiğit adam, böyle delikanlı adam, böyle karısı bypass geçirmiş halde ve kalpten rahatsız olan kadını silahın kabzasıyla tekme tokat dövecek kadar yiğit bir adam. Jandarmanın ve savcının karşısına çıktığında diyor ki ben dövmedim karımı. Ben zaten diyor domuzları kovalamak için ateş ettim diyor. Yani domuzları kovalıyormuş bahçesinden. Ondan ateş ediyormuş. Zaten jandarma geldiğinde karımla beraber balkonda oturuyorduk diyor. Karım ben suçluyum, aman jandarmaya şikayette bulunma dedi diyor. Bunları arda arda söylüyor. Efendime söyleyeyim tutuklanıyor. Ama ne zaman? Dayak attıktan sonra değil. Beyin ölümü gerçekleştiği gün. 13'ünde dövüyor, 13 Ağustos 2020'de. 17 Ağustos 2020'de beyin kanaması, beyin ölümü gerçekleşiyor. 19 Ağustos'ta fiziksel ölümü gerçekleşiyor. Tutukluyorlar. Tutukluluğun 6. ayında savcı diyor ki adli tıp raporunun gelmesi gecikti. Biraz daha da sürebilir. Efendime söyleyeyim suç vasfı da değişebilir. Tahliyesine tahliye ediyorlar. Adam Diyarbakır'daki evine gidiyor. Ve ev hapsi sınırlaması getiriyorlar. Ev hapsi sınırlaması getiriyor. Elektronik kelepçe takmıyor. Adam bir kere kaçıyor. Sonra bulup getiriyorlar, bir daha tutukluyorlar. İkinci kez tahliye ediyorlar. Tahliye olduğu gün en son 26 Şubat 2022'de. Bundan bir ay önce. Polis evine gidiyor. Evin diyor. Kızına soruyorlar. Bilmiyorum. Bulamıyorlar. Bir aydır bulunamıyor ama kim buluyor adamı? Adamı ölen kadının kızı buluyor. Öden kadın kızı buluyor. Bakıyor ki Kuzey Irak'ta, Duhok'ta çeşitli fotoğraflarda beyefendi de var. İhtimal o ki Kuzey Irak'a kaçmış. Şimdi değerli izleyicilere söylemek isterim. Bu kelepçe kime uygulandı? Bu kelepçe kime uygulandı? Bu kelepçe emekli amirallere uygulandı. Emekli amiraller bir bildiri Montreux ile ilgili ve Cübbeli Amiral denilen bir tarikatın tekkesinde zikir çekerken görüntülenmiş kişiyle ilgili bildiri yayınladıkları için hatırlarsın gözaltına alındılar. Apar topar gözaltına alındılar. Suç da bulamadılar. Bildiri yazmak suç değil. Güya anayasadan doğan hakkı suç kapsamına sokmak istediler. Vay bildirinin girişine niye Türk milleti yazdın? Sanki bildirinin girişine Türk milleti yazmak suç kardeşim. Ne zamandan beri Türk milleti yazmak suç oldu?
Vay sen niye gecenin 11'inde bildiri yayınladın? Yani 18'de mesai saatinde yayınlayınca suç değil, 23'te mi yayınlayınca suç? Hayır, 23'te bir şey yayınlamak suçsa niye gecenin 1'inde bakanları görevden alıyorsunuz kardeşim siz? Gecenin 23'ünde bildiri yayınlamak suçsa gecenin 1'inde bakan almak değil mi yani? Sen bakan alıp ülkenin ekonomisini berbat ediyorsun, ayaklar altına alıyorsun da gecenin 23'ünde bildiri yayınlamak niye suç oluyor? Kaldı ki diyelim gecenin 23'ünde bildiri yayınlandı. Ya burası demokratik bir ülke değil mi? Keyfimin kayası mısın sen benim? Gece 23 lira yayınlarım, sabah arkadaşla yayınlarım. Bildirici amirallere kelepçeyi taktın sen. Elektronik kelepçeyi taktın 80 yaşındaki amirale. 90 yaşındaki amirale kaçmasın diye sadece bildiri diye taktın kelepçeyi. Aynı kelepçeyi götürdün Boğaziçi'li öğrenciye taktın. İki tane gencecik çocuk sırf görevden aldığın rektörü protesto ettiler diye evde elektronik kelepçeyle oturdular. Siyasetçilere taktın, gazetecilere taktın. Sen ya. Amirale, soranın da haklı bulduğun amirale. Onun yazdığı bildirideki hem Montreux'u hem de cübbeli amiral hususunda onları haklı bulduğun amirale taktığın kelepçeyi. Sen Boğaziçi'li öğrencileri sonradan rektörü görevden alarak haklı bulduğun öğrenciye taktığın kelepçeyi, gazeteciye taktığın kelepçeyi bir tane kadın katiline takmadın. Bir tane eş katiline takmadın. Hem serbest bıraktın. Osman Kavala'ya çok gördün özgürlüğü. Kadın düşmanlığına reva gördün. Onu serbest bıraktın. Yetmedi. Amirale taktığın kelepçeyi kadın düşmanına takmadın. Şimdi Kuzey Irak'ta dolaşıyor. Dostum, arkadaşım Necla Zarakol not atmış, diyor ki adam diyor öldüren katil için Bergen filmini izlemiş diyor. Sadece 7 ay hapiste kalmış. Evet. Bergen'i öldüren. Evet. Aynı birebir değil mi? Buyurun. Ya, ya. Bergen filmi biliyorsunuz bugünlerde çok konuşuluyor. Solda filmde Farah Zeynep, Abdullah Muazzam bir karakter çizdi. Sağda da gerçeği. Bergen'i yüzüne kezzap atıyor, öldürüyor vesaire. İşte bak sonra yedi ve sonra da filmin gösterimini bulunduğu yerde engelliyor. Hala o kaba güce başvurabiliyor İsmail. Birkaç ifade okuyabilir miyim valla? Kadının ifadesinden. Bu ölen evet, Süreyya'nın. Ölen Süreyya kadının Çiçeğin dayak yediği günün tamam, ifadesi. Tutanaktan okuyorum. Lütfen o fotoğrafını da alalım ekrana. Bakalım bu kadın ne demiş. Sadece dayak kısmını. Eşim bana hitaben o nokta nokta mayoyu giyip neden bunların yanında havuza giriyorsun diye evet, yüzüme yumruk tokat attı. Bana vurduğu için bağırmaya başladım. Kuzenim yanıma geldi. Kuzenime küfür etti. Ardından silah çekti, silahı sıkmaya başladı. Eşimi tuttum. O da ardından birkaç kez ateş etti. Eşim bana daha önce anji olduğumu bildiği halde, bak yazıyor, göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. Bana o seni gebertirsem kim bana hesabını soracak dedi. Evin içerisinde benim ayaklarımı ateş etti ve adamı böyle dans ettiririm dedi. Ve defalarca kafama vurdu. Kaç kez bana vurduğunu bilmiyorum. Vurduğu için kulağımın arkasından, burnumdan, ağzımdan kan geldi. Eşim bana daha zarar vermesin diye evden kaçmak istedim ama gitmeme izin vermedi. Ve ayaklarımın başımın üzerinden ateş ederek gitmemi engelledi. Ve bir şarjör mermiyi bitirdikten sonra diğer şarjörü silahına takarak bana doğrulttu. Sonra oğlunu aradı. Bana ben bu oğuyu öldüreceğim dedi. Daha sonra dışarı doğru pencereden ateş etti. Silah seslerini duyan oğlu oğluna... Bu o mayo ile geziyor, öldüreceğim dedi. Ardından jandarmayı arıyor ve sonra jandarma görüyor. Kadın bu ifadeyi 13'ünde verdi, 13 Ağustos'ta. 17'sinde beyin ölümü gerçekleşti. 19'unda fiziksel olarak aramızdan ayrıldı. Bu arada 7 ay sonra 112 acil servis çalışanları tanık. Tanık. Jandarma tanık. Jandarma her tanık. Şey biliniyor, jandarma her şey ortada. Jandarma tutanağı önümüzde. Jandarmanın tutanağı aldım. Jandarma özel olarak yazmış. Helal olsun jandarmalara, birebir ne gördülerse yazmışlar. Jandarma tutanağında detay verilmiş. Şimdi jandarma tutanağını da bir yandan bulmaya çalışıyorum. Ben sana bulayım, buradaki şeyden bastım. Umarım bulabilirim. Şöyle
Evet. Şu var. Şehmüs Çiçek'in yüzü ve elbiselerinin kan içerisinde, elinde bira, belinde tabanca olduğu ve yaklaşmayın diye bağırdığı görüldü. Koltukta oturan elbiseleri kanlı şekildeki Süreyya Arılcan Çiçek'in korkmuş ve ağlamaklı olduğu görüldü. Şehmus'un eşine seni öldüreceğim gibi tehdit ve hakaretli sözler söyledi. Ben bunları sansürledim. Çok ağır küfürler var. Az önce okurken de sansürledim. Bir farkı daha ama herkes anladı. Herkes anladı. Daha kan revan bir vaziyet var. Şimdi bu adamı siz 7 ay sonra bıraktınız. Adli tıp raporunda diyor ki bunun darpıyla ölüm arasında illiyet bağı var. Ya bu adam kasten öldürmeden yargılanacak. Siz bu adamı 7 ayda bıraktınız. 7 ayda tahliye ettiniz. Kelepçeyi de takmadınız. Diyarbakır'da evine gönderdiniz. Gidip de kontrol etmediniz. Adam bir kere de kaçtı. Sonra kaçtı diye bir daha tutukladınız. Ne diye bıraktınız? İkinci kez bırakıyorsunuz. Adam soluğu Kuzey Irak'ta alıyorsunuz. Ya bu adamın önemi nereden geliyor? Sizin emekli amirallerinize göstermediğiniz itibar, emekli amirallerinize orduyu teslim ettiğiniz, donanmanızı teslim ettiğiniz, emekli amirallerinize göstermediğiniz ihtimam bu adama niye gösteriliyor? Boğaziçi Üniversitesi'nde geleceğinizi teslim ettiğiniz öğrencilere göstermediğiniz özeni bu adama niye gösteriyorsunuz? Emekli amirallere takıyorsunuz elektrik kelepçeyi, adama buyur kaç diye sınırları açıyorsunuz. Şimdi o adam bulunduğu yerde muhtemelen bizi izliyor. Akşama doğru öldürdüğü kadının çocuklarına tehdit mesajları atacak. Devlet de kendisine devlet diyecek. Orada oturan hakim, orada oturan savcı da kendisine ben de bu ülkede adalet dağıtıyorum diyecek. Biz de onun da adaleti dağıttığı adaletten nasibimizi böyle alacağız. Şimdi tabii adaleti konuşmak her zaman risklidir. Ama şu da bir gerçek. Mesela karısının boğazını kesen adam iyi halden ceza indirimi aldı biliyorsunuz. Daha neler var? Yine öldürmüş karısını, pardon sevgilisini. İndirimde gerekçe şu, adam kadına evlenme teklif etmiş, eğer kadın o teklifi kabul etseymiş bunlar olmazmış, olur. Bir şey daha söyleyebilirim. Bütün bu eşkıyalarla baş başa bırakan bizi Şimdi geçen